Seni çok sevdim delikanlı. Tam kızıma layık bir koca olabilirsin. Kim bilir ne güzel çocuklarınız olur. İkiniz de genç, güzel ve sıhhatli insanlarsınız. Birbirlerini seven insanların çocukları daha güzel olurmuş. Sen bir hayli yakışıklısın. Bizim kız da fena değildir. Bundan ötesi can sağlığı. Kızım iyi koca seçmiş kendine. Ben öyle ısmarlama evlilikleri sevmem. Kızım kimi isterse onunla evlenir. Zenginliğin, fakirliğin, mesleğin benim için önemi yoktur. Bir baba olarak ancak kızımın mutluluğunu isterim. Damadıma ve kızıma maddi yardım yapmak da bir babalık vazifesidir benim için. İşte bu konuda söyleyeceklerim bu kadar. Nasıl, klasik kız babalarına benziyor muyum? Fakat meselenin bir de öbür yüzünü konuşalım. Bak oğlum, Meral zengin kızı. Yani bu dünyada sıkıntı görmemiş. Yani nazlı büyütülmüş. Yani yokluğun ne olduğunu bilmeyen bir insan var karşımızda. Evet, bir gün adada, sonbaharda, bir hafta sonu gezmesinde, boş bir evde resmine aşık olmuş bir adamı görüp sevebilir. Bu çok romantik ve güzel bir macera. Ama yarın, öbür gün Meral'in davranışlarına muhakkak önceden içinde bulunduğu maddi durum yön verecektir. Sözlerimi anlıyorsun değil mi? Sakın beni yanlış anlama. Ben ikinizin de şimdiden kurduğunuz güzel hayallerin sonradan yıkılmasını istemem. Babanı çok sevdim Meral. Bu işte onun hiçbir suçu yok. Kararımı yalnız verdim. Bu karar benim için ölüm demek. Ama sana kararını değiştir demeyeceğim. Sana dünyada hiçbir erkeğin hiçbir kadını sevemeyeceği kadar aşığım. Sana aşık olarak kalmak istiyorum. İşte hepsi bu kadar.